Kuru Çeşme. İskelenin altı 11 metre. Sessiz ve soğuk. Zeminde midyeler ve midyeleri yiyen deniz yıldızları var. Lapin ailesinden çırçır balığı. Marmara'da tek tük rast gelinen papaz balığı. İstavrit ve lüfer yavrularının bazıları da bu sakinlikte geziyor. Mavi bir deniz süngeri. Midyelerle beslenen diğer bir tür deniz salyangozu Rapana venosa şu anda yumurtalarını bırakıyor. İnce deniz bitkisine sarılmış küçük bir deniz atı. Yüzeyden sarkan bir ipe tutunmuş midyeler. Ve onların üzerinde de küçük anemonlar. Gümüşler yüzeyde veya derinlerde sürü halinde gezerler. Güneşin ve akıntının girmediği karanlık yerler. Etrafta sadece midyeler var. Bir de pandemi sonrası denizde rast geldiğimiz maskeler. Bu maske üzerinde algler ve anemonlar oluşacak kadar uzun süredir burada. Ve maalesef formunu hala koruyor. İlk defa karşılaştığım küçük bir balık. Eşkina yavrusu olduğunu tahmin ediyoruz. Yavru bir mırmır. Kayaların arasında sürekli gördüğümüz horoz binalar. Akıntının bittiği yerde çeşitlilik daha fazla. Defne yaprağı olarak isimlendirilen minik lüferler. Avcı olarak doğan bu balıkların bazılarının karnındaki şişlikten avladığı balık görülebiliyor. Defne yaprağı bir gümüş balığının kuyruğunu ısırıyor. Lüferler daima kuyruktan saldırır. Yüzemeyen gümüş bir anda ziyafete dönüşüyor.
jilet gibi keskin dişleriyle kısa sürede avı yiyorlar. Burası da akıntı burnu. Akıntının pik yaptığı noktada büyük lüfer sürülerini görebilmek için dalıyorum. Güçlü akında da öncelik, dengeyi sağlamak ve anafora kapılmamak. Küçük isparozlar akıntının bittiği yerde 1-2 metredeler. ...12 metrede gümüşler ve lüfer zamanından kalma dibe takılmış sahte bir yem. Gümüşlerin sayısı oldukça fazla. Havalar soğuduğunda çoğu lüfer ve çinekoplara yem olacak. Kuzguncuk. Yedi metrede küçük sürüler halinde gezen kara gözler. Akıntıdan sığınmak için girdiğim yerde de meraklı kara gözler peşimde. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Güçlü bir Poyraz var. Zarganalar akıntıya karşı yüzüyor. Mecburi yön akıntıya uyarak dalıyorum. Thank you.
Henüz 6 metrede güçlü bir anafora kapılmaktan son anda kurtuluyorum. Dibe çeken bir anafor. Aşağısı 56 metre. Akıntı sola doğru. Burada ise sağa doğru. Şiddetli rüzgarın etkisiyle belirli noktalarda anafor döngüleri oluşuyor. Küçük bir grup barbun. Kefaller şu anda akıntıdan besleniyor. Kikla balığı ve avlanacak bir eşkina. Etrafta başka eşkinalar da var. Başarılı bir atışın ardından güvenli bir noktaya çıkıyorum. Kiloya yakın bir eşkina. Çoğu kayada yumurta bırakan salyangozlar var. Yaklaşık 10 kiloluk dikenli patoz. Balıkların dışında yüzen çöpler. Düşürülen cihazlar. ...1975 yılına ait madeni para. Ve midye toplayıcıların bıraktığı bir file. Her nefeste farklı şeyleri görmenin verdiği heyecan. Yeşilköy. Boğazdan uzakta, sakin yerlerde de aynı türler var. Burada gümüşlerin aksine hamsi sürüsüne rast geliyorum. Akdeniz ve Ege'de sürüler halinde gördüğümüz papaz balıkları son yıllarda Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandı. Dalışa başlama amacım av olsa da daha çok uçsuz bucaksız bu dünyayı keşfetmeye çalışıyorum.